Selam Aleyküm Arkadaşlar Ben Mehmet Çakır Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz Arkadaşlar baya uzun zamandır yaklaşık 2-3 ay olmuştur muhtemelen Misafir klan savaşı çekmiyordum Çok ısrar edenler oluyordu işte abi klanımızı çek misafirimiz ol işte klanımıza gel diyen çok oluyordu Biraz vakit de bulamadık Ondan dolayı bir türlü çekemedik Kısmet bugüneymiş e, Galyalı halkı hiç tanımadım. Hiç e, bilmedim. Muhtemelen abonemdir. E, arkadaşlar ricada bulundu. Ve 31 savaşlık seriyi bozdular arkadaşlar. ders 21 seviye klanın 31 savaşlık serisi vardı ve e, bitti arkadaşlar bizim Türk klanın sayesinde. Şimdi bizim takıma bakacak olursak Galya halkı 19 seviye bir klan. 20 olacak e, gerçekten de Güzel bir başarılı bir klan Kendilerinin serisi kaçtı 19 savaşlık serileri var Helal olsun abi ne diyelim Evet savaş sıklığı asla diyor <laughs> Ama yapıştırıyorlar Evet e, şimdi Evet girelim bir bakalım e, Klanliğinde de güzeller Allah var şampiyon Şampiyon birler e, En son savaş şampiyon bire çıkmış Şampiyon birde kalmış yani ikinci olmuşlar. Keşke birinci olalardı, güzel olurdu. Şimdi arkadaşlar en son savaşa gelecek olursak 71'e 69 2 farkla kazanmışlar. Hepsini tebrik ediyorum. Şöyle elimden geldiği kadar binici, madenci, hava saldırısı, yeti saldırısı değişik üçlükleri almaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi hepsini böyle bir full binici madenci olsun veya full yeti saldırısı demedim. Hepsinden karışık seçtim. İnşallah hoşunuza gider. Bu arada Nonolive'dan da takip etmeyen arkadaşlar açıklama kısmında var. Pazar günü saat 14 şey 16 ile 18 arası canlı yayın olacak. Test yayınımız olacak. Bize destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Yani bugüne kadar sizden çok zor durumda olmadıkça yardım istemedim. Ama bu konuda bir yardımcı olursanız gerçekten sevinirim. Yani çok değil. Gelin yayına bir yarım saat bir saat izleyin. İşiniz yoksa iki saat izleyin. İşiniz varsa hiç yoktan 5-10 dakika izleyin. Yani bir 5 dakika izleseniz bile bizim için iyidir arkadaşlar. Bir de takip ederseniz gerçekten çok memnun olurum. Nono Live. Açıklama kısmında ID'miz var arkadaşlar. Hem Play Store'den hem de internet üzerinden, bilgisayar üzerinden de indirebiliyorsunuz. Şimdi saldırıya gelecek olursak sağ tarafı güzel bir şekilde temizledi. Koruyucunun yardımıyla belediye binasını kesmeyi başardı. Ve orta alanı da depremle açtı. Bakalım içeri doğru yetiler girişini yapıyor. Şu an dikkat ederseniz taktik avcı uçağı yetilere odaklanıyor. Ama... Güncelleme sonrası biraz yetilerden uzaklaşacak. Artık e, askerin çok olduğu yerde işte Pekka Golem veya e, Kral'a odaklanması biraz daha artacak. Burada koruyucunun özelliğini çok güzel bir noktada kullandı. Biniciler ve e, şampiyon da dışarıdan gidiyor. Taktik avcı uçağını kesebilecek mi bakalım biniciler? Evet burada taktik avcı uçağına vuruyorlar ve güzel bir şekilde temizliğini yaptı. Bir bebe gençler kenarı temizliyor. Arkadan büyücüler merkezden şampiyon. Buradaki Yeti güzel iş yapıyor. İyi tankladı. Kraliçe burada kaybetti ama şampiyonun özelliği köyü üçlemesini başarmış. Aykut kardeşim 17 numara 1 numarayı üçlemiş. Tebrik ediyoruz. Hemen 2 numaraya geçelim. Mühendis kardeşimiz bakalım ne yapmış. Parçalı binici saldırısı ve Zeblin Power demiş. Bakalım ne yapacak. Zeblin Power'la e, Cehennem Kulesini kesmeye çalışıyor. Cehennemi ve iki tane e, şey bir tane mancını kesebilirse çok güzel olacak. Evet mancınağa doğru geldi ve indirdi. Buradaki amaç arkadaşlar hem tünel açmak hem de içerideki tekli cehennemden kurtulmak. Sağ tarafı güzel bir şekilde temizledi. Şimdi sol tarafa doğru kraliçe yürüyüşüyle başlıyor. Kralla da burayı kesti. Burası olmadığından dolayı şu bölgeden güzel bir şekilde girişini yapacak. Bütün biniciler buradan gidecek. Şuradaki depo biraz madencileri çekebilir ama canı da çok azdı ya. Bakalım. Evet şöyle yürüyüşü 2x alalım. Kraliçe yeni deseni de almış kostümü. Evet şu an şampiyonunu, madencisini, binicilerini hepsini yolladı ve burada mancını dondurdu. İlk başta koruyucunun özelliğini kullandı girişte. Bundan sonra şifayla gidecek. Evet, bir adet şifa büyüsünü kullandı. Taktik avcı uçağını dondurmayı tercih etti. Evet, ikinci şifasını da bomba kulesinin olduğu bölgede kullandı. Taktik avcı uçağını çok hızlı bir şekilde indirmeyi başardı. Evet, güzel bir saldırı gerçekten. Mühendis kardeşim, uzun süredir e, bu saldırıyı da yapmıyoruz. Bir ara çok yapıyorduk da. Ee, bu tayin olaylarından dolayı Falan baya bıraktık Köy binası 13 fazla Çekmiyoruz ama tekrardan Artacak 13 saldırılarımız Evet 2 numaraya da baktık Şimdi 3 numaraya geçelim Bakalım 3 numarada ne vardı Madenci binici saldırısı Evet burada kenarları temizleyip Buradan girişini yapacak Şampiyonu indirmeye çalışacak Şampiyon Bakalım çünkü ikisi birden geliyor. Hem duvarı kırdı hem de şampiyonu öldürdü abi. Çok güzel bir öfke oldu. Mancınık da vuruyor çünkü çok kötü bir hasar alabilir. Kraliçenin özelliğini kullanabilirdi. Ondan dolayı ee, burada şeyi kullanmayı uygun görmüş öfkeyi. Madenci orada tünelini açıyor. Evet güzel bir dondurma büyüsü bir öfke. Duvar kırıcılar İkinci duvarı da kırdı. Muhteşem ilerliyor. Evet bakalım ben olsam şuraya Kralı bırakabilirdim Evet gerçi madenci temizleyecek gibi Evet burada güzel bir öfke büyüsü daha gelir acaba orduyu üstten mi bırakacak alttan mı Yani ben olsam alttan bırakırım ama üstten bırakması lazım üst çok dağınık Kralı buradan bırakıp buradan bırakması lazım Çünkü belediye binasını kesmek istiyorsa üstten bırakması lazım. Çünkü ilk başta belediye inmezse askerler azaldığı zaman belediye binası heder ediyor. Aynen temizliği buradan yaptı. Hem ama ilk kralı bırakıp sonra şeyi bıraksaydı daha güzel olurdu. Dikkat ederseniz okçu kulesi şu an şeye vuruyor. Kuşatmaya. Belki bilerek de yapmış olabilir. Biraz erken çıkmasını istiyordur. Çünkü biniciler yola çıktı. Kalan kalesindeki biniciler de geldi. Koruyucunun özelliğini bir tık erken kullandı mı? Bakalım erken kullandığını sandı ama binicileri kaybetmedi abi. Şifayı boşa attı diyebiliriz. Evet, güzel ilerliyor. Gerçekten de güzel bir saldırı oldu. Temizliği çok güzel yaptı. Bir şifa büyüsü var. Onu şu bölgede kullanması iyi olacak. Çünkü mancınık vuracak. Burada binicilerin falan canı dolu olursa tek yemez hiç yoktan mancınıktan. Evet, güzel. Gerçekten çok güzel ilerliyor. Şampiyon iyi ilerliyor. Arkadan temizliğe devam ediyor. Ve son olarak mancınık kaldı. Onu da indirmeyi başarmış. 70 seviye indiriyor. Evet. Evet. 70 seviye krala doğru geldi. Bakalım madencilerin yardımıyla kralı mı indirecek? Yoksa direkt savunma mı bitecek? Evet şu an belediye bina şey 70 seviye krala odaklandı ve bütün binici madenci ne varsa cümbür cemaat kralın depesine çöktüler abi. Ee, 1, 2, 3 dedik. 6 numara. Bakalım 6, 11, 18 demişiz. Evet bu sefer madenci sayısı çok fazla. Binici sayısı çok az. Yani madenci saldırısı diyebiliriz arkadaşlar. Ondan dolayı bu saldırıyı seçtim. Bir tane hava saldırısı var. Yeti saldırısı var. Evet tünelini açtı. Orada çok güzel de olmasa ama idare eder. Orayı güzel temizledi. Atlatma büyüsünü mü kullanacak? Evet, atlatma büyüsünü kullandı. Bence içeri doğru giderler. 3 tane bölgeyi aynı anda atlatma büyüsüyle aldı. Evet, şu an yapma. Aynısını yaptı ya. Abi kralı bırak ondan sonra bunu bırak. Niye erken bırakıyorsun ki ya? Bak aynısı oldu. Şu an hasar alıyor. 2 seferdir aynısı oldu abi. Ben özellikle ona dikkat ediyorum. Ya gerekirse bir binici bile bırakıyorum. Evet, şimdi alt taraftan, alt taraftan yoluna devam ediyor. Ee, üst taraftan klan kalesini çıkarttı ama klan kalesi içeri doğru geldi. Zehir büyüsünü kullanmıyor. Evet, burada zor zamanlar geçirmiş. Bakalım koruyucunun özelliği güzel olur aslında. Şimdi yapıştır abi. Salı gitsin küçük enişteyi. En sonu kullandı be. Madenci şeyin patlamasını mı bekledi? Ne yaptı tazının? Belediyeye de biraz yaklaşalım dedi herhalde. Şu an belediye binasını da kesti. Madencilerin hiçbirini kaybetmedi. Altta olması madencilerin hasar almamasına e, olanak sağladı diyebiliriz arkadaşlar. Ve üst taraftan cehennem kulesi şeyi e, şampiyonu yakaladı. Kraliçe dıştan temizliğe devam ediyor. Ordu alt taraftan ilerliyor. Bakalım ee, üsttekini bırakmaması kraliçenin güzel olmuş. Şu an duvara kitlendi koruyucu. Kaybediyoruz. Madenci temizliğe yardım ediyor ve güzel bir üçlükte Serhat kardeşim sallamış. 1-3-6-11-18. Evet 11 numaraya geçelim. Bakalım. Ee, buralarda da çok üçlük var da. Dediğim gibi biraz değişik saldırılar seçelim dedik. Evet burada tazı saldırısı var. Tazı balon, dal kavuk, bebe bebegeçler, buz golemi ve Zeblin Power arkadaşlar. Bakalım buz golemi ile nereden girecek? Evet orada tünelini açtı. Şampiyonu kralla indirecek. Kraliçe ile de e, buradaki hava savunması ve Tesla'ları indirmeye çalışacak herhalde. Güzel, güzel, güzel. Gayet güzel ilerliyor. Okçu kulesi e, havanda indi. Bakalım Kariksir deposuna vuruyor da indiremeyecek. Cehennem kulesine vurursa çok güzel olur. Burası 5 birim mi? Hadi be, 5 birim uzaktaymış Cehennem kulesi. Yani bir tık yapışık olsaydı inerdi de e, şu an indiremeyecek gibi. Evet, şu an kralı da indirdi. Bundan sonra kraliçe görevini yaptı diyebiliriz. Dondurma büyüsü var. Cehennem kulesini dondurmayla kesecek herhalde. Ama Cehennem kulesine gider mi? Gitti. Evet abi çok güzel. Kraliçe de ölmedi burada temizliğe yardımcı oluyor. Helal olsun ya. Vallahi helal olsun. Güzel bir saldırı. Şampiyonun özelliğini kullanmış mıydı? Hatırlamıyorum. Belediye binasına da şeyle kesecek. Zeblin. Evet. Vallahi helal olsun. Zeblin yeti mi? Evet. Zeblin yeti. Belediye binasına vuruyor. Gerçekten fevkaladenin fevkinde bir düşünce. Güzel bir saldırı olmuş. Planlı düşün, düşünülerek yapılmış bir saldırı. Tebrik ediyorum. Evet şu an hava saldırısı da başladı. Bakalım. Evet elinde şu an 2 hız 2 dondurma büyüsü var. Tazılar parçalanıyor. Koruyucunun özelliğini kullandı. Ee, güzel bir şekilde ilerliyor. Evet mancınık burada biraz tehlikeli. Mancını dondurmayı e, başardı ve mancını da burada indiremedi. Abi be canına bak mancının. Evet şu an zor bir saatler geliyor diyebilirim. Mancınık çünkü çok kötü vuruyor. Balonlar var şeyler var ama son dakikalarda baya zorlanmış diyebilirim. Hız büyüsünü bıraktı hız büyüsüne girmedi. Yani şanssızlık Aykut arkadaşımızın başından eksik olmamış sonlara doğru. Dilimi mi tutmadım acaba bilmiyorum. İlk başlarda güzel gitti sonlara doğru biraz zorlandı. Rakipte de yok yokmuş abi. Evet son olarak da 18 numarayı izleyip bölümü sonlandıralım. Ahmet bakalım ne yapmış. Madenci Pekka saldırısı yapmış. Full madenci almış. İki tane Pekka'sı kraliçesini yürütüyor. Bakalım neler yapacak. Evet Pekka ile kenarı aldı. İçeri doğru girecek mi dedim de girmedim. Evet buz golemi geldi. Buz ile uğraşırken pek kaburyu temizleyecek ve oradaki duvara yönelecek muhtemelen kraliçe. Evet dış taraftan da kaleyi kullandı, uçan kışlayı belediye binasına doğru gelecek mi buradan bakalım belediyeyi vuracak gibi duruyor. Madencileri buradan mı yolladı? Nereden yolladı? Merak ediyorum gerçekten. Evet taktik avcı uçağına doğru yollamış ve e, güzel bir saldırı olmuş madencilerle uzun süredir tek madenci saldırısı izlemiyorduk. Kaleye de binici almış. Yine böyle bir parça madenci binici gibi yapmış. Şampiyon burada Tekli Cehennem Kulesi'nin hedefi oldu. İskeletler derken madenciler çok hasar aldı ve şifa büyüsü orada ilaç gibi geldi abi. Gerçekten çok güzel bir e, düşünülmüş bir şey ve elinde bir şifa, bir dondurma büyüsü duruyor. Ula helal olsun ya. Vallahi helal olsun. Ahmet son noktayı koydu ve güzel bir Galibiyet almış, buradan kalandaki herkesi tebrik ediyorum. İnşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bir like atarsanız sevinirim. Dediğim gibi non live'dan da takip etmek için açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.